أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد سلامات Bakalsın bu akşam Cenab-ı Hak seni kuyudan çıkartır. Bir kelime. Peki. Dersimizin mevzu, insan niye huzursuz? Demiş. İnsan niye huzursuz? En büyük hidayet, en büyük nimet, Polatlı'nın insana verilmesi. En büyük hidayet, dünya servetini insan alması değil, en büyük hidayet, hicabın kaldırılmasıyla, hicap, perde, yani giydiğimiz elbiseler, giydiğimiz elbiseler var ya, şu değil, zanlarımız, bize giydirilen elbiseler, zanlarımız var, vehimlerimiz var. Doğru zannettiklerimiz var. Onlar bizi devamlı zihnimizi meşgul ediyor. Haberimiz olmadan arkadan çalışıyor. Bilgisayarın ekranda gözükmüyor ama arkada çalışıyor. Bilgisayarı yavaşlatıyor. Zanlarımız var ya zanlar. En büyük kuyudur. Mesela ne derler diye yaşıyoruz. Hicabın kaldırılması hakkı hak, batılı batıl görmek. Hakkı hak. Nasıl göreceksin ki bunu? Böyle konuşuyoruz ama Allahum erinel hakka hakkan verzukna ittibahu ve erinel batila batil verzukna iştinabehu. Amin. Hakkı hakkı nasıl göreceksin ki? Sadakat olmadan. Ne nereye göre nedir ki? Bu nedir? Nereye göre nedir? Hiçbir şey zıtsız yoktur. Allah'ın bile mahluk tarafı var. Yani mahluk ve vacip. İmanın zıttı küfür. Bunu anlamak lazım. Hakkı, hak görebilmek var ya, işte dersimiz konusu o. Hangi sırtı donanımımızı aktif edeceğiz ki hakkı, hak, batılı, batıl görmek, görebilmek. Beş vakit namazda okuduğumuz ayet. İhdine sıratel müstakim. Manası nedir? He? Bize doğru yola ilet. Evet. Bizi doğru yola, sırat-ı müstakime ilet. Sağlam, sağlam, doğru, sağlam. 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 İlet. Yani ilmimizi artır demiyoruz beş vakitte. Ya Rab ilmimizi, irfanımızı, kabadayılığımızı, servetimizi demiyoruz da ihtina sırat-ı müstakim diyoruz. İlim ondan sonra mı geliyor? Evet. Çünkü kıblesiz ilim dalalettir. Dalalete, ilimle dalaleti giden tarihte çoktur. Karun gibi, ilmiyle, Belam bin Bahura gibi, Abdullah İbni Selam gibi, Abdullah İbni Selul tabi, Selul, ilmiyle, münafık olması için kalite lazım. Kafir münafık olamaz. Efendim? Münafık şuurludur. Şuurludur. Her iki tarafı da bilmesi, bilmesi lazım. Hakkı da batılı da iyi bilip. Ehli kitaptan çıkar diyor münafık. Kafirden değil yani. Yani bilmesi lazım. Mesela uygulamalı bir misal vereyim. Hepimiz köylüyüz yani. Babaannelerimiz, ninelerimiz, dedelerimiz vardı. Varsa da.
Bilmiyor değil mi? Cahil yani bilmiyor. Ama bir hakikate sadakat etmiş, bağlamış, istikamette gidiyor. Namazı var, orucu var, takvası var. Ehli sünnetten. Adam ayaklı kütüphane, sadakati yok, ehli bidâ. Zındık, münafık, namazı yok. Veya şer'e hizmet ediyor. Sadakat yok. Hayatın kıblesi sadakattır. İhtine sıratel müstakim. Hakikat bakımından, hakikatle vasıflanan mertebe bakımından da sıra şudur. Ebu Bekir Sıddık, Sıddıkiyet. Ömer'ül Faruk, Adl. O da nedir? Adalet şudur. Şeciat, iffet ve hikmeti tazamun ediyor. Üç sıfat. Yani toplumsal böyle bir lügat manasıyla adalet, hak sahibine hakkını vermek o bir sıfatıdır. Oysa adalet, şecaat, iffet, hikmetin hulasasından çıkan bir hakikattır. Üç temel vasfı mı? Evet, adaletin üç temel vasfı var. Onun da mesela şecaat, yani şecaat, iffet, hikmet. Şecaat nedir? Kahraman. Kuvve-i gadabiyenin vasat mertebesi. Mesela öyle bir kahraman ki zalim. Şecaatın üç mertebesi var, okuyacağım. İffetin de üç mertebesi var. Hikmetin de üç mertebesi var. Arkadaşlar artık külliyat okurken mesela ne okuyor, ne aklına geliyorsa akıl. Bir şeysini anlatıyor. Acaba ifratı mı, tefriti mi, vasatı mı? Sonra şey okuyayım size. İffet çok ilginçtir. İffet okuyacağım burada da. Yani adaletin içini doldurmaya çalışıyorum. Adaletin içi, adl, şecaat, iffet, hikmet. Şimdi iffeti lügatını veriyorum. Sonra okuyacağım ne oldu. Helaline iştihası var. Razı olmak iştihası var. Payına razı oluyor. Yani Allah'ın taksimine razı olmak. Razı olmanın eylemsel dönüşmüş hali iffet. Allah sana pay etmiş. Bu senin dedi Abdullah, bu da Hasan'ın. Peki ya Rabbi, iffetmiş. Ne acayip bir şey ya. Allah'ın sana biçmiş olduğu paya, verdiği hak zannettiğin şeye razı olmak. Sorgulamamak. Nereden çıktı canım bu benim başıma yani? Bu böyle mi ya? Allah Allah, beni mi buldun? Haşa. Allah'a sorgulamamak. O zaman bu Allah'a karşı iffet olmak. Tabii canım, Allah'a iffet olunca enfüste eylemde kendisi ahlak olarak gözükür. Sonra behimi duygularını vasata getirmek. Hayvanı duygularını fark etmek. Yani bedenle ruhu ayırt edebilmek. Bedensel hazlarına gömülmemek. Yani his, heva, fıtrat ve tabiat. Bu nefsi yapısıdır. Bu dört tane özellik tencereye koy. His, heva, heves, tabiat. Koy tencereye, karıştır böyle. His, heves, heva, tabiat. Koy tencereye, karıştır, beden çıkar. Onu fark etmek, iffet. Allah Allah, ne kadar antikadır insan ya. Hemen şunu da söyleyeyim yani, keyfiniz artacak, fiyakanız yükselecek, benim de öyle. Allah'a sorduk hikmet lisanıyla. Ya Rabbi, seni seviyoruz, seviyorum. Seni tanımak istiyor. Allah cevap veriyor hikmet lisanıyla. Beni tanımak istiyor musun? Evet ya Rabbi. O zaman kendini tanı. Allah'ın cevabı bu. Men arefe nefse fekat arefe Rabb. Peki Allah'ın cevabı neydi? Ha tabii tabii, beni hemen tanı ya demedi. O zaman kendini tanı. Çünkü tanıman gereken şeyi neyle tanıyacaksın? O zaman sen kimsin? Bir daha söylüyorum. Püf noktayı yakalamak adına. Allah bize diyor ki, beni mi tanımak istiyorsun? Evet.
O zaman kendini tanı. O zaman sen kimsin? Sen en cami, Allah'ı en güzel gösteren ayne-i sametsin. Mahluksun, mahluk olmayan tarafınla beraber. En cami ayne-i sametsin. Sen Allah ile insan mabeyninde beyne yoktur diyor. Berzak yoktur, iş yoktur. En cami. Sen kendin ne zannediyorsun böyle şey zannetmiyor. Çöplükte harcayacak. Olur mu ya? Hikmet. Biraz içini doldurayım diye. Bu lügat biraz istila manası. Tabiri doldurmak da değil ha. Tabiri biraz doldurmaya çalışacağız. Mevcudatın hakikatını, hakikatlerini bilmek. Zahirden batını görmek. Adalet ve hilmin birleşmesinden doğan sıfattır sende. Adaletle hilm. Yani ruhtaki yapı, yumuşaklık dediğim şey, kainatla, varlıkla alakası olmayan yapını fark etmek, adalet ve hilmin birleşmesine doğan sıfattır. Kuvve-i akliyenin vasat mertebesidir ve hakka karşı kıbleni koymaktır. Hayatın kıblesi hikmet, yani sadakattır. Şimdi insanın huzursuz eden sebep ihtine sırat-ı müstakime zıt yaşamak. İhtine sırat-ı müstakimin içini dolduruyor şimdi. Nedir içi? Çok ilginç ama. Çok hoş bir ders yani. Dokuzuncu mektuptaki hakiki mecralarına sevk etmek. Evet. Hakiki mecralarına, yani insana konulan var ya, ruhuna konulan çekirdekleri. Bu bizde bil kuvvedir. Kainat bil fiildir. Onun kaynağı olan Cenab-ı Hakk'ın esması hakikattır. Onun da kaynağı olan mahiyettir. Fıtratını fark edip kıblesine koymaktır. Yani bil kuvvelikten bil fiil olmak. Yani arkadaşlar, şu mevcudat var ya, arş, kürs, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, Azrail, dünyadan bahsetmiyorum. 18 bin alem senin etza ve efradın, senden yapılmış. Onlar senin gölgelerin, senin açılımın. Cebrail senin açılımın, Azrail senin açılımın, Münker Mekir senin açılımın. Senden yapılmış, senin hakikatinden yapılmış. Sen gölgenden ne korkuyorsun? Bir adam görsün ki gölgesinden korkuyor. Bizim memlekette olmuş böyle. Kahveden çıkmış, kahveden çıkan ne olur, dengeyi kaybetmiş. Akıl bulmaya gitmiş, ne akıl kaybetmiş. Ayşe'yi vurmuş, kendi gölgesine bakmış, olmuş yani. İçmiş mi, ne yapmış. Ona gelme demiş ya. Neler saklanıp duruyorsun bak. Gölgesine demiş, vakti gene geliyor, bas dışı lan. Ulan hakikaten ölmüyor dedi ya, ne biçim. Ondan sonra çarpılmış. Yani gölgesine memleği sıkmak gibi, olmuş yani. Şimdi niçin bu misali verdim? Azrail senin böyle gölgen, senden yapılmış. Nerede anlatıyor? Beşinci remizde anlatıyor. Kainatı mevcudatı insanın etsa ve efradı, mevcudat ise insanın nevi hükmündedir diyor. Sen kimsin? 218 şualarda hakikat-ı Muhammediye cihetiyle kainatın çekirdeği aslisisin. Kainatın arkasındasın. Bu acayip oluyor insan ya. Allah daha terbiyeli oluyor. Daha dini biliyor. Yani öyle cehennemle tehdit etmeye gibi bir şey değil bu insan. Kendi hakikatını bildi mi keyfi artıyor ya. Allah Allah, yegane muhatap sensin ya. Senin için yapılmış. İnsanın eliyle kainatı tanzim ediyor Cenab-ı Hak. Bediüzzaman Hazretleri de 18 bin alemi bu alem içinde anladım, düşündüm, fark ettim demiyor. Gördüm diyor mektubatta. İmam Ali'nin emri var mı ya? İnsan cisimle küçük bir zaman tüm kainatı içine alamıyor. İşaretleyeceğiz demek. İşte yani niçin sıkılıyoruz? Niçin rahatsızız? Niçin kederliyiz? İhtine sırat-ı müstakimde ne kadar saparsak o kadar sıkıntı var. İhtine sırat-ı müstakim okuyorum. Sırat-ı müstakim ne demek? Adalet demektir. Adalet ne demek? Şeciat, iffet, hikmetin mezcinden, hulasasından oluşuyor. Şeciat, iffet, hikmet. Hikmeti çıkart. Adalet izafi oluyor abi.
kadına da aynı yükü, erkeğe de aynı yükü yüklemek. Çocuğa da aynı yükü, büyüğe de aynı yükü yüklemek adalet gibi gözüküyor. Zannediyor. Ama hikmet içine konulduğu zaman, o zaman herkes ne kadar taşıyabilirse o kadarını yüklemek oluyor. Hak sahibine hakkını vermektir. Yoksa adalet mutlak eşitlik değil. Mutlak eşitlik zulümdür. Niçin? Ahire gittiniz. Hepimiz köylüyüz, biliriz. Ahire hepsi hayvandır diye. Köpek de sığra aynı şeyi mi vereceksin? Hani eşitlik? Hayvan ya, o da hayvan. Köpeğe et vereceksin. Sığra ot vereceksin. Hani eşitlikti? Niye? Hepsine ot ver. Eve geldin. Kızına ayrı çamaşır. Oğluna ayrı çamaşır alacaksın. Annene başka bir hediye, babana başka. Hani eşitlik? Eşitlik o değildir. Hak sahibinin hakkını vermektir. İşte beşeri. İstikameti bırakıp insan istikameti emrolunduğun gibi yapmasan, dost olmasan ifrat ve tefrite düşer. Her şeyin, bak arkadaşlar, ortası vasat deniliyor. Yeni gelenler için. Eskiler bilir ifrat tefrite. Bu ortanın üstü ifrat, ortanın dibi tefrit. Mesela sevgiyi yapayım. Allah sev dediği şeye sev dediği kadar sevmek. Vasat. Allah'ın sev dediğine ve sevme, yani bu kadar sevme dediği şekilde sevmek ifrat. Hiç sevmemek tefrit. Haşa, Allah yerine koymak. Bir sevgi. Tamam. Vasat Türkçe'de yanlış kullanılıyor yani. Vasat buradaki manayla olması gereken değil mi? Evet, olması gereken. Yani orta gibi kullanılıyor. Hayır hayır. Ortam ortası yok bunun. Yani vasat emrolunduğun gibi olmak. Sünnet-i seniye yani. Eylem itibariyle sünnet-i seniye. İstikameti bırakıp. Ölçüyü, vasat ölçüyü senin değil, senin üstündeki bir donanımın sana ölçü koymaz. Peki, o zaman şu cümleyi kullanayım abi. Çok uşaktı. Sual sorulan insanın verdiği cevaptır. Veya olmakta olandır. Her şey olabilirken olandır şu anda. Sual sorulup, sual sorulabilen mesul eder seni. O suale verdiği cevap ise budur. Mesuliyet demek, sual sorulan kişi demektir. Bu seni mesul ediyor. Onun sual sorulduktan sonra verdiğin cevaptır. Verebildiğin cevaptır. Vasat. Sünnet-i seniye. Hiç böyle kafa yormayacaksın. Çok uzattın kardeşim diyebilirsin. Şöyle, Resulullah'ın sünnetini yaşayacaksın. Lazcası bu, Türkçesi de bu, Kürtçesi de bu. Zazacası da budur yani. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın emrettiği gibi, yani Allah'ın ona gösterdiği. Çünkü o kendisi de uyuyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın davranışı, sözleri kendi tabiatından, fıtratından doğan şey değildir. O bile bunu uyuyor. Din en çok uyan odur. Aynedir bu alem, her şey hakkıyla kaim, Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Mirat-ı Muhammed'den Ahmet görünür daim değil. Allah görünüyor. O zaman onun tabiatından çıkan bir davranış değil. Kendi tabiatından çıkan bir davranış olsa kadın taklit edemez. Erkeğin tabiatından çıkan bir sünnet, kadın taklit etmesi zaten yasaklanmış. Kadın sünnet-i seniye uymayacak mı peygamberimizin? Erkeğin davranışı nasıl uyacak? Demek ki erkeğin davranışı değil. Allah'ın insanlardan istediği hareket ve davranışları bir insan aynasında göstermesidir. O da uyuyor. En çok peygamber uyuyor o davranışa. Bize namazı gösteriyor, kendisi kılıyor. İstikameti bırakıp ifrat ve tefrit ile aklı bir vesile-i azap, elemler toplayıcı bir alete çevirmesindendir. Bakın, ifrat ve tefritten aklı var ya, akıl bir alettir. Sayfa 27 sözler. Ama felsefe diyor ki akıl ustur, özbenliktir, öz varlığındır, ben olan bendir, seni sen yapandır. Hayır, dinimizde ise sana verilen bir cihazdır. Cihaz insani, bir alet insani. Şuna alet demek nerede, buna ben demek nerede? İşte bu akıl
kıblesine koyamazsan ya ifrattadır ya tefritte, onu da dünyanın cehenneme çeviriyor. Delilerin psikolojisi bozuk olanı gördünüz mü? Hayvanların panik atağı var. Yok. Ne kadar akıl yükseldikçe o eğer aklı istikametine, kıblesine koyamazsan işte manyaklaşıyoruz işte. O abi nereden çıktı? Tipi tipten çıkmadı kardeş. Bizden çıktı bunlar. Yani ya, hayatımızın verdiği cevaptır. Hayatımızla hayata soru soruyoruz. Davranışımızla hayatta cevap veriyor. Bak sıkıntı. İhtine sıratel müstakim. Bak bizi sırat-ı müstakime ilet. Eğer bu istikamet tutturamasak o nispetle sıkıntı çekiyoruz. Bak aklı okudum. İfrat ve tefrite düşerse elemleri toplayıcı bir alete çevirmesinden insaniyetin en bedbaht bir hayvaniyetten aşağı düşürüp dünyada zulümlerine mukabil gadab-ı ilahi ve musibet tokatlarını yemekle beraber dalaleti cihetinden akıl alakadarlığıyla kainatı bir hüzüngâh ve matemane-i umumiye ve zevalde yuvarlanan zihayatlar için mezbaha, yani akıl istikametinden çıktı mı ölümler nedir? Mezbaha, kesine hayvanlar gibi. İnsan niye ölüyor? O kafası sırası gelmiş kesiliyor, batılıyor çöpe. Zannediyor. Mezbaha, selhane, gayet çirkin. Mezbaha yani. Selhane, mezbaha. Ya işkembesi de atılıyor, şeyi de atılıyor. Lazım olan tak, ondan sonra at çöpe gitti. Öyle zannediyor istikametsiz akıl insanı. Gayet çirkin ve karışık görüp ruhu, vicdanı dünyada bir manevi cehennemde olup, yani ruhu ve kalbi, aklı, şeyi, vicdanımızı cehennemin içine atıyor. İnsan niye sıkılıyor? Bundan sıkılıyor. Aklı istikametine koymadık. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Karışık görüp ruhu, vicdanı dünyada bir manevi cehennemde olup ahirette daimi bir azap çekmeye kendileri müstahak eder. Ya öteki cehennem bir şey değil ya. Burada cehennemi yaşıyor. Arkadaşlar, o senin dert zannettiğin var ya, dert, musibet, sıkıntı. Allah onlara iltifat ilahi diyor. İltifat-ı Rahmani diyor, öyle mi? Senin o musibet dediğin, bela dediğin bela değil Allah'ın nazarında. Peki, bela ve musibet dediğin şey Allah'ın nazarında bela değilse, Allah bela dediği cehennem nasıldır? Peki, ötekisini yapalım. Taptığımız ve uğruna namazı ve maneviyatımızı kaybettiğimiz şu dünya menfaati ve dünya hayatı ve dünyanın kendisi için Allah zindani dünya diyor. Bu dünyanın komplesine zindani dünya diyor, cennete göre. Peki cennet nasıldır? Buraya zindansa saray nasıldır? Onun için ölümü öyle tarif ediyor ya hadiste. Ustad da mealini vermiş. Zindani dünyadan bostan-ı cinana çıkaran bir vesile değil. Zindan, nasıl zindan? Bize oyuncak geliyor. Nasıl zindan? Güneş var, çiçekler çıkmış, sığır var, balıklar falan var. Baklava yiyoruz, zevk alıyoruz, evleniyoruz falan. Bunlar zindan arkadaş. Nasıl zindan? Cennete göre zindan. Peki o zaman cennette bunlar var mı? Yok. O zaman dünya olur orası. Burası zindan ise cennet nasıldır? Bela ve musibetler var yani tahammül edemeyip bazı insanlar intihar ediyor, dayanamıyor. Allah nazarında musibet değilmiş. İltifat ilahi. İltifat ilahi bu ise cehennem nasıldır? İstikametten ayrılmayacaksın kardeş. Cenneti, dünyada da cennet bu, ahirette de cennet bu. İstikamete devam ediyoruz. İstikametten ayrıldıkça, şimdi ölçü şu. Ne kadar sıkıntın var? İstikametten yalpa yapıyorsun. Bu böyle. İstikametle üç tane duygumuzu kıblesine koyacağız. Kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şehviye. Hakkı, hak bilmek. Hak nasıl bileceksin? Teslim olacaksın.
Ben sizden biraz fazla dolaşıyorum. Siz buradasınız. En fazla Ankara'yı bilirsiniz vesaire. Dünyayı dolaşan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Kürsülerden, cenazelerden, düğünlere kadar. Vallahi insanlık buhran geçiriyor. Bunları ben niçin yapıyorum bu dersleri? İhtiyaç duyuyorum. İlk önce kendime. En önce kendime. Adam diyor ki, hocam Allah aşkına diyor ya. Nasıl gülüyorsun diyor ya. Bunlar dalga mı geçiyor, şaka mı diyor bana. İltifat mı ediyor bu adam zannettiğine. Sen şey mi diyor? Yok hocam dedi ya. Yanımızda bir arkadaş geldi. İstifade etmek için. Dinliyor musunuz? İstifade etmek için. X bir adam. Öyle basit bir adam değil. Çok okumuş. Daha tavsif yapmayayım ki duyar. Bir hafta kaldı. 10 gün değil, bir hafta. Yanımdaki vakıflar ne dedi biliyor musun? O yok. Gitti bir hafta sonra. Kaldı, gene birkaç günlüğüne gitti eve, gelecek. Abi, yanımdakiler diyor. Vallahi şaka demiyorum, billahi şaka demiyorum, dallahi şaka demiyorum. 9 gün oruç tutmam lazım, bak yemin etti. Kur'an'da da Allah yemin ettiği için, yoksa inanıyorsunuz her şey için. Pekiştirmek için. Abi, buyur kardeşler, kahvaltıdayız. Felanca var ya hani gitti. He. Abi farkında mısın? Gülmeye başladı. He. Nasıl gülmeye başladı? Hiç gülme, bir haftada beni sen yapmaz mı tebessüm, gülmez mi? Abi dedi ya, dün ve bugün iki günden beri abi latifilere gülüyor dedi. Tebessüm etmeye başladı. Hakikaten ötekisi de fırladı. Evet abi ben de şahitim dedi. Bugün tebessüm ettiğini gördüm dedi. 7 günden beri hiç adam iltifat ediyorsun. En iltifatı. Gülmeyi unutmuş kardeş. Yeni yeni. Of be. Ertesi yüzüne güya gitmiş. Ertesi gün geldi. Abi ya. Bir sesini duyayım, bir göreyim ya. Of be ya. Rahatladım ya. Niçin peki? Bak yedi. Gülmeyi unutmuş. Çok okumuş. Ama kıblesiz okumuş. Ölçüsüz okumuş. Okudukça dibe inmiş. Çünkü ilim canlı ve ruhludur. Ne okudun? Doğru mu okudun? Anlamak istiyorsan neticesine bak. Sana hayatına ne kattı? Çünkü ilim canlı ve ruhludur. Subutu sıfattandır ilim. Giren her şey canlanıyor. Bak şu girdi. Cansız olur mu? Tırnak olacak, tırnak, saç olacak, kaş olacak. Benim kelamım size geliyor. Su gibi mi ya? İçinde ben varım. Sizin hayatınıza giren hayatsız kalır mı? Suya giren, göle giren kuru kalabilir mi? Ne giriyorsa gözden, kulaktan, burundan, elden, hayalden hepsi canlıdır. O zaman girene dikkat edin. Çünkü giren her şey canlıdır içeride. Her şey canlıdır. Hayatın içine giren hayatsız olamaz. Ruhun içine giren ruhsuz olamaz. Suyun içine giren kuru olamaz. Farklı gülenler oluyor. Böyle zahire gülenler var. Bir tane gülüyor. diye. Bununla bazen karıştırabiliyor zaten. Evet. Onu karıştırıyor. Çünkü ruhun 4 hassası var. Zia yaptı, zişurdu. Kanının vücudu harici. Biraz bununla meşgul olduğum için beni de tanıyorsunuz. Biraz enfusla meşgul olduğum için bu halde meşgul oldum. Öteleri biraz fark ettim. Hamdolsun. Ötekilerle biraz münasebetim olduğu olarak söylüyorum. Öyle cinli şeytan demiyorum. Başka bir hakikat bu. Bu enfus çünkü su kayayı oya vura vura oymuyor. Enfusla meşgul ola ola bir şeyler oluyor da sende de. Bu nimet ilahidir. Küfrani nimet olmaz. Vayma bi nimeti rabbike feeddi. Rabbinin nimeti şükür için tadat et. Yani enfusi ders yapak. Karadeniz'in suyu vura 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 kayayı oymuş. Biz de biraz meşgul ola ola falan. İç tarafta baktığımız zaman baktı ki senin bildiğin ruh yok. Zihayat kalmış. Çoğusu ilaçta grup gülüyorlar. Bir tane misal vereyim. Almanlar gezerken otobüse sahip. Arkada yanımızda önde konuşuyorlar şoförün orada. Ne konuştuklarını bilmiyorum. Gülme dalgası yayılıyor. Ön tarafta başladı. Ha 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 güldüler. Ortaya doğru geldi. Ha 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 ha. Ben de yanındayım ya. O da yanında oturuyor. Bir kafile otobüs. Biz hiçbir şey duymadık. En arkadaki de Almanlar var. O da duymadı. Ben de duyardım.
O da o gülme dalga dalga gelerek bu da başladı. Ha gülüyor. Lan niye gülüyor? O kısra şefliği gibi olmuş yani. Ne dediğimi bilmiyor ki. Herkes güldüğü için bu da gülüyor. Gülmeye çalışıyor, zorluyor. Siz gülmediniz değil mi abi? Ben de güldüm. Niçin biliyor musun? Onların haline güldüm. Ben de o haline güldüm. Bunu anladığım için Allah Allah ben bir şey an hiç ses gelmedi. Bunlar bir şey konuşuyor burada. Orayla hiç alakası yok. Körükte oturmuş. Yani kendileri konuşurken en baştan o ha geldi. Bunlar ha yapıyor. Yani gülmek böyle. Tek başına gülemiyorlar. Nasıl gülecek? Acayip bir şey. Uyuşturacaksın kardeşim. Ya iman ya içki. Uyuşturacaksın. Meşhum bir alete dönüş. Meşhum bir alet. Esrar, eroin. Nereden çıktı bunlar? Allah Allah. Fesvan, iman nimetine bak ya. Bir tane bir şey de anlatayım da. Uçaktan yeni geldik, beraberdik. Uçak, kanser, tansiyon, kalp. Korkuyoruz. Sebebi ölüme vesile olduğu için. Ölümden korkuyoruz. Uçak falan ödül patlıyor değil mi? Veya kanser. Niye? Ölümden korktuğu için. Ölüm bu kadar korkutucu mu? Evet. Peki intihar eden ölümü, öyle bir sıkıntısı var ki ölümü çare olarak görüyor. Sen korktun. Ölüm onun için çare. Peki şu anda intiharı düşünmüyorsanız sebebi nedir? Gülebiliyorsanız, huzurluysanız, intihar etmiyorsanız, düşünmüyorsanız sebebi imandır. Niçin imanımızın farkında değiliz ben de dahil? Çünkü imansız olmadık ki. İmansızlığı bilelim. Şu anda imanımızın lezzetini yaşıyoruz. İmanı yaşıyoruz. Ya İmansız yaşama şansın yoktur. Mümkün değil. İptali hissedeceksin. O da ustad diyor ki hayvan olamazsın diyor. Mümkün değil. Eline geçmez. Meşhum bir alet olur. Ya arkadaşlar. Ha şimdi Ramazan'da yine gideceğim yurt dışında. Vallahi tut gözünü kapat. İlk önce Gavurstan'a mı diyeyim? Burada da öyle. 10 kişisi yakalaşıyorlar Polatlı'da. Ankara'da. 10 kişinin en üst uzanlar. 7'si hasta. Sıkıntılı. Öyle mi değil? Bir tanesi dedi ki abi, onda 9'u de dedi ya. Hasta rahat. Nereden kaynaklanır? Zaaf imanda. İman ettiğimizi zannediyoruz. Peki ettik ama imanımızın da istikameti yok. Şirkleri karıştırdı. İhtine sıratel müstakim. 5 vakit namazda her rekatta diyoruz. Allah'ım ilmimi artır demiyoruz. Hayatımı istikamete koy ya Rabbi. İstikamete koy ya Rabbi. Hayatımı kıblesine koy ya Rabbi. Kıblesine koy. Kıblemden ayırma Allah'ım. Ha diyoruz ya. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza istikametullah ver. Yani bu kavli dua oluyor abi. Fiili duada buna yatırım yapmak değil mi abi? Evet. Eyleme, sünnet-i seniye. Öyle diyoruz ama mesela istikamete koymuyor. Niye? Kavli dua yapıyoruz mu? Fiili duamızda eksiklik var. Evet. Bilgi de şey değil. Zaten sıkıntıyı şöyle tanımlıyorum ben. Bir sebep tabii. Çamaşır düşünün. Veya lahanayı çeviriyorsun, bunu kırıyorsun. Veya çamaşır sıkıyorsun, su akar değil. Elde edilen ilme göre yaşanmazsa ilim ile fiilsizlik arasındaki ara boşluğun adıdır. Sıkıntı. Huzur bulmak. İnsan huzurlu olmak istiyor ya Hasan abi. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olursan huzur buluyorsun. Sünnet seniyede Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğunu hatırlatıyor. Evet. Fiilinde çok bir şey yok ama Cenab-ı Hakk'ı hatırlatıyor yani. Cenab-ı Hakk'ın huzurundasın yani. Huzurundasın. Huzur demek Cenab-ı Hakk'ı bilmek demek yani. Evet. O anda onu bilmek demek, düşünmek demek. Yani. Zaten huzurun adı hazır olanda hazır olandı. Hazır olandan çıkandır. Hazır, huzur hazır olandan sana gözükendir. Hazır olan olmuşsa sende huzur olur. Mesela bak ben kokun süründüm. Buraya geldim. Kokuya diyebilir miyim sen kapıda kal. Kokuma diyebilir miyim? Sen dışarıda kal. Kokum da gelecek. Veya cep telefonu. O da koordinatlarıyla geliyor değil mi? Geliyor. Allah hazırsa sende huzur olur.
Allah'ın hazır olduğunun göstergesidir huzur. Hazır olandan çıkan neticedir huzur. O zaman huzursuzluk da ters oluyor. Evet. Allah sende yok. Yani hakikat olarak var tabii icraat, sanat itibariyle Allah'ın sanatısını o kastetmiyor. Sen şuurun derk etmiyorsa sende evet. Sıkıntı var. Şuurun... Ruhunda taayyum ve teşahhusu yok. Bir insanda huzur varsa latife-i Rabbaniyesi Allah'ı emiyor. Allah'ı görüyor. Amatör olası cehalet görmeyi göze indirgemiş. Kulağın gördüğünü, burnun gördüğünü, dilin gördüğünü, kaşıntıyı el görüyor. Göz görebilir mi? Ne kaşınıyor, neresi kaşınıyor? Bu görecek. Aynı onun gibi latife-i Rabbaniye de bizim çıplak gözle göremediğimiz gibi. Mesela çanak anten misali veriyor. Şimdi uyduyu görüyor değil mi? Sen çıplak gözle uyduyu görebilir misin? Bak bakalım görebilecek misin uyduyu? Yok. Peki çanak anten uyduyu görüyor mu? He. Bak bakalım çanak antenin içine çıplak gözle bir şey görebilecek mi? Hayır. İşte çanak antenine bağlı olan kablo televizyonda gözüküyor. Çanak antenin sağa çevir, çevir, çevir. Sisli buzludur, karıncalıdır. Tamam, tamam, tamam diyor. Oldu mu diyorsun çatıda? Ha, çanak anten uyduyu gördü. Gördüm. Ama sen bak bakalım görecek misin? Peki bunun gördüğünü sen bak bu gözle göremiyorsun. Ona saç kadar göremiyorsun ya. Saçın gördüğü bu demir saçın gördüğünü sen göremiyorsun. O uyduyu görüyor, sen göremiyorsun. Hadi inkar et. Hadi. İçinde bir şey var mı film? Yok. Nereden? Çıktı mı? İyi mi? İyi iyi. Biraz çevir. Saatten bak. Tamam diyor falan. Evden. Yukarı çatıdan aşağı böyle. Tamam. Ha. Şimdi nedir? Uyduya haşa Allah'a misal. Çanağa latife-i Rabbani'ye misal. Allah böyle görüyor işte. Nasıl görüyorsa sen hala film ara burada. Eğer film arıyorsan bu çanak içinde çanak anten uyduyu görmüyor. Kabloyu siyattır. Televizyon kutusu bedendir. İçindeki program ruhtur. Gözüken film Latife-i Rabbaniye'nin Allah'tan aldığıdır. Allah'ı çocuk gibi emiyor insan. Onun için huzur oluyor. Sıratın huzur mi? Görmektir zaten. Görmenin bendeki hakikatıdır. Hazır olanın sendeki karşılığıdır. Huzur ya Allah'ı insan görüyor. Görmedim diye bir de iftira ediyor yani. Acayip bir şey ya. Cehalet ne kadar rezil bir şey. Ha ama ille görmeyi gözün renk ve şekline indirgiyor. Yani eni boyu derinliği olacak. Ya görmek şekilcilik göze aittir. E kulağın gördüğünü göz görebilir mi? Arkadaşlar benim konuşmamı gözle mi görüyorsunuz? Peki içerisindeki konuşma içindeki manayı gözle mi görüyorsunuz? Akılla. Peki içindeki benim samimiyetim veya buradaki manayı kalbinizle görüyorsunuz. Ama şimdi kör olası göze indirgesen adam mesela sağır. Geldi bir tanesi. Benim konuşmamı görebilir mi? E gözü çok iyi sağlam ama. İşte latife-i Rabbani'miz Allah'ı görüyor. Görmese huzur olmaz. Olmaz huzur. Kıymetinizi bilin yani. Allah Allah. Ruhun bedenin öyle bir münasebeti var ki kalp ve ruhun derecesine çıktığın zaman bütün cesediyle görebiliyor. Hazreti Ali ne diyor? Ben görmedim Allah'a inanmam dedi. Baba adam. Devamlı huzurdadır Lazcası. Huzurdayım diyor. Görmediğim Allah'a inanmam. Tövbe estağfurullah ne diyorsun ya? İbadet etme mi dedi? Böyle bir şey var da. İnanma mı ibadet etme mi? Böyle ikisinden birisi. Allah beni affetsin yani. İkisinden. Ne demek? Devamlı huzurdadır demektir. Kelimemi kıstım tamam. Her böyle şey deme, dikkat ediyorum şeye, dikkat edeyim. Huzurdadır, huzuru daimidir tövbe. Ha, huzuru daimi diye. Bizde huzur var, onda huzuru daimi var. Hazır olandan sende gözükendir huzur. Taayyum ve teşahhus. Şualar 9. sayfa. Bazıları tenkit edecek şimdi beni. Şualar 9. sayfa. Tevhid de demiyor. Sırrı tevhide mazhar olanlar da olur bu. Huzuru daimi. Tevhidde huzur var ama huzuru daimi sırrı tevhid. Sırrı tevhidde olur. Huzuru daimi. 9. sayfa. Sonra orada ne diyor? İyâken abudu ve iyâken nestaîn diyebilen de ruhunda Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Ne demek lugat? O kadar.
Ya bilin kıymetinizi ya, değerli bir şeyiz arkadaşlar. Böyle çöplük harcanacak bir malzeme değiliz ha. Acayip bir şey. İnsan kainatın hakikatidir. Kainattan öncesiniz ya. Cennetten bile öncesin. Senden yapılan bir cenneti gaye niye yapıyorsun? Senin gayesi olacak, cennet olmayacak. Senin gayen cehennemden korkmak olmayacak. Bizim gayemiz, nurcuların gayesi cennetin sahibi olan Allah'ı bulmak. Bak bizim cennetimiz cennetin sahibi olan Allah'ı bulmak. Bizim cehennemimiz cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmek. Allah'a kaybettin mi? İşte hakiki cennet budur. Cehennemi ne yapacağım ben? Cehennemin cehennemi cehennemin sahibini kaybetmektir. Allah'ı kaybetmektir. Cennetin cenneti ise cennetin sahibi olan Allah'ı bulmak. Daha ne olacak ondan sonra? Mallar malımı buldum, kovanım yama olsun diyor. Ne kadar hoş bir şey ya. İnsan. Yoksa din adına nice kara kalpli insanların elini öpecektik. Hakikati öp kardeş. Padişah'tan sana gelen mendili öp diyor. Diyor. Öpsen diyor. İnsanı bambaşka ya. E hadi bakalım. İhtina sırat-ı müstakimdeyiz. Koyamıyor ya. Hoşuma gidiyor ya. Başım döndü. Bunda hüccet gayet kısa bir işaret şudur. Bundaki hüccet. Evet, nasıl bir yerden bir yere giden yolların ve bir noktadan uzak bir noktaya çekilen hatların en kısası, en doğrusudur. Ve müstakimidir. Bir de okuyayım. Nasıl bir yerden bir yere giden yolların ve bir noktadan uzak bir noktaya çekilen hatların en kısası ise, en doğrusudur ve müstakimidir. Aynen öyle de. Maneviyatta ve manevi yollarda. Arkadaşlar bunlar hep ahirette gözüküyor. Şunlar hep orada gözüküyor. Ahireti ne olur ötelere falan taşımayın. Ha, burada hepsi. En kısası en kısadır demiyor abi. Çok ilginç bir tabir orası. Ne dedi abim? En kısa olanı en kısa olandır demiyor. Ne diyor? En müstakim. En müstakim olandır. Evet. En kısası en müstakim olandır. Çok bozuk bir yol var ama o kısa. Orada doğru değil diyor bak bize. Doğru olan işte Cadde-i Kübra olan bir yolu tercih etmek. Senin vasıtana, sana en uygun olan. Mesela gideceksin, azık yok. Su yok mesela yolda. Ama bir tarafta her şey var, biraz uzun. Hani 8. sözdeki şey gibi abi. Evet doğru. Allah razı olsun. Aynen öyle de. Maneviyatta ve manevi yollarda ve kalbi mesleklerde en doğrusu, en müstakimi ise en kısa ve en kolayıdır. Ne kadar hoş ya. Hemen zahirden hakikati görmektir. Aynı zahir içinde hakikati görmektir diyor. 27. sözde sahabeler bahsini geçiyor. Hatırladın mı Mehmet'im? Zahir içinde aynı zahir için hakikati görmek. Zahir için aynı hakikati görmek. Bu işte Cadde-i Kübra. Aynı yerde. Bak bir daha söylüyorum. Aynı zahir içinde hakikat merte. Yani buzda suyu, H2O'yu, enerjiyi, esiri, maddi hayatı, aynı hayat, akıl cebeli, ruh cebeli, Nur Muhammed Esma'yı görmek. Ve odunda nuru görmek gibi. Mesela bir tane vereyim ona misal. Odun düşünün, odun. Neresinde duman var? Her yerin. Her yerin. Peki duman kapatır. Nuru nerededir? Her yerindedir. Peki odunun içerisindeki içir demeyeyim. İçi dersem dışı da var. Hayır. Bardağın içinde su var ama odun içinde nur yok. Yani bardak ayrı, su ayrı. Bu ikisi ayrı şey. Ama odun nurdan ayrı bir şey değil ki, içi değil. Nur ve dumanın buradaki görüntüsüdür, sıfatıdır. Odunun içi yok. Ama konuşunca öyle konuşacaksın. Odunu meydana getiren duman, nur, ısı, ışık vesairenin hulasasının dışa vuruş sıfatıdır odun. Şimdi iyi dinleyin. Nur oduna ne kadar yakındır? Ahiret dünyaya o kadar yakındır. Su buza ne kadar yakındır? Ahiret dünyaya o kadar yakındır. O kadar.
Daha ilerisi yok. Rüyada bir abi kızıyordu bana. Tamam. Daha ilerisi yok. Bir daha söylüyorum. Ahiret nerede? Dünya neresinde? Odunun neresinde nur varsa dünyanın orasında ahiret var. Buna ait bir ders var. Baki Fani'de. Tire Enfusi. Herkes dinlemesin diye. Bu akşam dersi yayına girecek inşallah, bekliyorum. Bakın ahiret nerede? Dünya ahiretin üzerinde tenteneli bir perde. Arif. Tenteneli bir perde değil. Yani tentene kızların oyası var ya. Böyledir. Uzaktan bakınca düzdür. Perde. Git yanaş 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 yanaş. Aa, delikten. Dünya ahiretin dişe vuruş sıfatıdır. Duman ve nurun odun olarak gözükmesi, cennet ve cehennemin dünya olarak gözükmesi. Dumandan kasıt cehennem, odunun içindeki nurdan kasıt cennet. Hiçbirisiyle alakası olmayan odun. Ne nura benzer ne dumana benzer. Dünya bu işte. Dünya neresi gördünüz mü? Onun için burası, burası değil. Doğru adım atmak lazım. Ahiret neredeymiş? 18 bin alemi bu alem içinde gördüm, anladım, düşündüm demiyor. Her bir alemin perdesi kalktıkça diğer alemi görüyordum. Diyen Bediüzzaman'ın talebeleri. Ahireti nerede arıyorsunuz? Ahirette arıyorsun. Ahirette ararsan ahirete gidersin. Gitmeden ahirete gitmek lazım. Hazreti Ali diyor ki radıyallahu anh, cennete gitmek o kadar zor değil diyor. O avamın. Ölünce zaten gideceğiz yani inşallah. Diyor ki Ali, Hazreti Ali devam ediyor. Cennete bu dünyada girmektir. Ben şu an şeyde sözlerde gördüm. 744'te cehennemin cehennemi dünyada olduğunu gördüm. 8 tane mi 7 tane sıfat sayıyor. Hatta öyle bir ders var nurdersi.com'da. Cehennemin cehennemi diye. He vallahi. Ben cehennemin 7. tabakasının gayya kuyusu vardı ulan. Merak ettim. Niye merak ediyorsun? Acayip bir şey. Hastalık da bizde, bizde manyaklık da var. Niye gayya kuyusunu merak ediyorum? Ulan bir kuyunun dibi yokmuş. Hadislerde geçiyor. Kıyamet ve Ahiret kitabında yazar. Kuyunun dibi yokmuş. Dipsiz dip. Kuyu, vasıfsız vasıf. Mekansız mekan. Acayip, acayip bir özellik. Zıtların şeyi. Hakikaten. Bir baktım ki meğer niye dibi yok? Geliyor o hortum, hortum düşün şuradan. Geliyor insandaymış o. İnsana bağlıymış o. Dipsiz dip, vasıfsız vasıfsız, mekansız mekan, zamansız zaman, azapsız azap. Nasıl bir şeyse. Onun münafıkları öyle anladım. Cehennemin cehennemi burada. Cehennemin cehennemi burada. Usta öyle diyor. Cehennemin cehennemidir diyor. Ben uydurmuyorum onları. Ama ülfet bizi kör etmiş nurlara karşı. Ya. Taassup bizi mahvetmiş. Taassubun alt veri tabanı cehalet, başka Adem-i muhakemedir diyor. Cehaletten ve Adem-i muhakemeden çıkar taassup. Dikkat! Camit ve barit olan evhamı yakan bir ateştir. Dikkat! Onun dikkatli dinleyeceğiz, dikkat okuyacağız. Hayatımızda dikkati basacak. Dikkatle bas diyor 17. lemada. Bak dikkat o. Dikkatle bas. Batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir öpmekle, bir şey vesaireden batma diyor. Dikkat sokaktaki laf değil. Dikkat demek içerisinde ne var? Sen rahat dur şey. Dikkat demek camit ve soğuk evhamı yakan ateştir. Dikkat buymuş. O zaman Risale-i Nur külliyatında kışır mı var? Dikkat kelimesinden bahsettim biraz. Allah'ım bizi istikametten ayırma. Muhammed'in hürmetine, iman edenlerin senin yanındaki değeri, kıymeti hatırına verdiğin nimet elimizden alma Allah'ım. Nur talebesi vasıf ve sıfatıyla, talebi ulum sıfatıyla bizi kabre sok ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Allah'lığın hatırına. Amin ya Rabbi. Elhamdülillah ya. Ne biçim bir hakikat vermiş yani. Ne acayip bir şey ahir zaman ama böyle acayip de çare. Çare-i zaman da bir de ya. Ne kadar hoş ya. Ama bilirsek tabii kıymetini bilirsek Allah çoğaltıyor.
şükrederseniz çoğaltırım diyor. Her yerde ben, geçiyor değil mi? Vallahi her yerde geçiyor. Kaplıcaya gittik bunlar. Hamama gittik. Hamamda adamlar da var tabii. Elhamdülillah Müslüman. Orada da anlatıyoruz davayı. Ona hatırıma geldi. Hakikaten öyle bir meslek vermiş ki Allah. Hamamda bile geçiyor. Orada da anlatıyoruz vallahi. Ona bizi unuttuk. Hamam yapmayı ve adamlara anlatmaya başladık. Yarına zeyam sataldı değil mi? Daha fazla bir saat bulmuştu. Unuttuk hamam hamamı. Bir sene uşuyorum. Su döküyorum şehir üzerine. Adama beni anlatıyor. Hamamda bile geçiyor vallahi. Kaplıca yani. Her yerde geçiyor. Münker Mekir sana soracak. Ben Rab Münker. Senin Rabbin kimdir? Ve vallahi Nur Tanrımız diyecek ki, kardeş Münker Mekir'e, sen esirden yapılmışsın, ben atomdan. Allah'a esir mertebesinden mi anlatayım, atom seviyesinden. Allah nasip edecek hepinize. Etsin değil mi? Amin. Abi canım, elhamdülillah ya Rabbi, duamız kabul. Vallahi bir tanesi yok mu ağzı duvalı. Hepimizin kabul olduğunu Allah vaat ediyor. Hepiniz kabul edilecek ağzı var yani, de en azından söyledi. Bir kişinin amin ise tamam. Bazıları var böyle tipler var. Olur mu canım bu kadar basit bir şeyler? Tamam sana olmaz. Niye olmaz? Öyle inandığın için. Öyle inandığı gibi muamele görecek. Aynen öyle görecek. Allah bile Firavun'a ilahlık sıfatını biraz vermiş. Tövbe estağfurullah ne demek yani? Adam 350 sene yaşamış. Ben ilah demesine sebep neymiş biliyor musun? İnandığı için ben ilahım diye inanmış, Allah da hastalık vermemiş. Ötekiler hastalıkla kıvranıyor, diş bilmem ne, böbrek dalak, Firavun'un dişi bile ağrmamış, öyle mi değil mi? Niye? Adam Allah'a böyle inanmış. İlahım demiş. Ya Tanrı diyelim. Ben o zaman adam boşu boşuna gerizekalı değil ki durup dururken iddia etsin. Olan herkes hastalanıyor, ben hastalanmıyorum. Herkesin derdi var, benim yok. Herkesin bir isteği var. Ben her şeyim oluyor. Lan adam din de yok. Ben ilahım herhalde dedi. Hakikatini derken bir duygu. Allah inandığı gibi muamele ediyor ya. En aynı zennab gibi. Ona bile öyle muamele etmiş. Şimdi sana mı muamele etmez? Şeytanın duasını kabul eden Allah. Senin duanı mı kabul etmez? Acımasız düşmanı, yamansız düşman Allah değil mi? Şeytan duasını kabul etmedi mi şeytanın? Şeytan demedi mi kıyamete kadar bana mühlet ver? Dedi mi demedi mi? Dedi. Allah kabul etti mi? Seninkini niye kabul etmesin? Sen zannediyorsun. Acaba kabul oldu mu? O adam inandı. Şeytan inandı. Ya Rabbi bana ver dedi ya. Sana isyan etmeye bana mühlet ver dedi. Allah kendisini isyan edecek mühlet verdi. Biz de diyoruz ki ya Rabbi sana itaat etmeye mühleti ver. Amin ya. Bismillah. Mesela Risale-i Nur'da bütün muvazeneler ve küfür ve iman yollarının mukayeseleri kat'i gösteriyorlar ki iman ve tevhid yolu gayet kısa ve doğru ve müstakim ve kolaydır. Küfür ve inkar yolları gayet uzun ve müşkilatlı ve tehlikelidir. Demek bu istikametli ve hikmetli ve her şeyde en kısa ve kolay yolda sevk edilen bu kainatta elbette şirk ve küfrün hakikatleri olamaz. İman ve tevhidin. Düz okuyorum biraz. Zaman geçti. İkinci derste olacak. Laika olacak. 15-20 dakika veya yarım saatte bir laika Mehmet kardeş ders yapacak. Zamanı olanlar kalsın. Ona şey olsun diye ben düz okuyorum. Elbette şirk ve küfrün hakikatleri olamaz. İman ve tevhidin hakikatleri bu kainatta güneş gibi lazım ve vaciptir. Ne demek yani küfrün hakikati olamaz? Temeli mi yok yani küfrün? Yok. Küfrün vücud haricisi yok. Ademi vücut. Ademi evet. Küfür. O yüzden. Mesela vardır dediğimiz zaman onun realitesi var. Hmm. Ve mesela diyelim ki Hindistan cevizini misal veriyor. Bir tanesi dese Hindistan cevizi var. Bir işaretini, kabuğunu, yerini gösterse adam işaretli. Ama yoktur diyelim. Çünkü Hindistan aynen. Cevizini yeri kalmayacak kadar bütün dünyayı gezmesi lazım. Geçmişe de geçmesi lazım. Belki geçmişte vardı. Peki gelecekte olacak. Onun için yokturun vücud haricisi yoktur. Ademi bir vücuttur. Zihinde vardır. Realitede yokluk yoktur. Mesela adam diyor ki Allah yoktur. Hakikaten mi? O ispattır bu da. Allah yoktur diyor. Demek ki yok olana yoktur denmez. Var olanı inkar edilir. Var olan inkar edilir. Yok olan zaten inkar edilir. Mesela böyle bir gerizekalı çıktı mı? 8 ayaklı insan yoktur. Böyle bir fikir çıktı mı? Yok. Allah yoktur çıktı.
Var olan inkar edilir. Yok olan zaten yok ki inkar edilsin. Bak yoktur. Kim yoktur kardeşim? Allah yoktur. Hayırdır? Ha, bir şey yoktur diyorsun da. Bak su yoktur burada. Var ki ona yok diye iddiada bulunuyorsun. Yoktur. Ne yoktur? İsimler mi? Yoktur. Ha, Allah yoktur. Ha birisi yoktur. Yani İnkarın içinde ispat var abi. Evet, inkar da bile ispat var. Hem ahlak-ı insaniyede en rahat, en faydalı, en kısa, en selametli yol ise sırat-ı müstakimde istikamettedir. Mesela kuvve-i akliye haddi vasat olan hikmeti ve kolay faydalı istikameti kaybetse ifrat veya tefritle müzir bir celbezeye ve belalı bir belahate düşer. Uzun yollarında tehlikelere çeker. Kuvve-i gadabiye haddi istikamet olan şecaatı takip etmezse ifratla çok zararlı ve zulümlü tehevüre ve tecebbüre, tefritle çok zilletli ve elemli cebanet ve korkaklığa düşer. İstikameti kaybetmesinin hatasının cezası olarak daimi vicdani bir azap çeker. Zamanım geçtiği için düz okuyorum, kusura bakmayın. Ve insandaki kuvve-i şehviye, selametli istikameti ve iffeti zayi etse, ifratla musibetli, rezaletli fucura, fuhuşa ve tefritle humuda, yani nimetlerdeki zevk ve lezzetten mahrum düşer ve o manevi hastalığın azabını çeker. İşte bunlara kıyasen hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiyenin bütün yollarında istikamet en faydalı ve kolay ve kısadır. Ve sırat-ı müstakim kaybedilse o yollar pek belalı ve uzun ve zararlı olur. Demek ihdine sıratel müstakim pek çok daimi ve geniş bir dua, bir ubudiyet olduğu gibi bir hücceti tevhide ve bir ders-i hikmete ve bir talim-i ahlaka işaret eder. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. Ya Rabbi bizi istikametten ayırma. İhdine sıratel müstakim, sıratel lezine namta aleyhim, gayril mağdubi aleyhim velavdallin. Amin, amin, amin. El-Fatiha temas salavat.